Dün EYT haberleri çıktı. İşte Ocak ayında erken yaşa takılanlar, Emekli yaşa emeklilikte takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar. çıkıyor haberi çıktı. Hemen ben Aziz hocamızı aradım. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz diye. Sonra haber yalanlandı. Ali Haydar Fırat da diyor ki artık herkes kararını bütçesine göre verecek muhtemelen siyasette. Kimse hani o parti kime gitti, bu parti kime gitti diye karar vermeyecek. Siz ne diyorsunuz Sayın Aziz Çelik? EYT yasası ile ilgili önce başlayalım. Şimdi EYT yasası diye bir şey yok şu anda. Tevatür var, dedikodular var, sızdırılan bilgiler var. Fakat aylardır konuşulmasına rağmen, bakanlık hazırlıklarımızı tamamladık demesine rağmen şu anda gerek kamuoyuna, gerek taraflara, gerekse bilim dünyasına sunulmuş bir öneri, teklif ortada yok. Yani EYT'nin emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin nasıl ele alınacağı kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Sanıyorum siyasette hesap kitap yapılıyor. Yani bunun seçim getirisi ne olacak hesabı yapılıyor. Aynı zamanda sosyal güvenlik açısından bunun mali boyutu ne olacak hesabı yapılıyor. Fakat en önemli sorun şu, yani Türkiye'de son yıllarda bütün meseleler bu şekilde çözülüyor. Çok büyük bir kesimi ilgilendiren bir mesele EYT. Yaklaşık 4,5-5 milyon kişiyi ve bunların aileleriyle birlikte çok daha geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Genel olarak emeklilik meselesi geniş bir kesimi ilgilendiriyor. En önemli sorun bence şu, bu tip bir meseleyi diyalog mekanizmaları ki bunlar yasalarda var, işletmeksizin tepeden inme tek taraflı olarak yapma alışkanlığı var. Bu her alanda olduğu gibi EYT'de de var. Bakın EYT meselesinin gündeme gelmesi gereken yerler var. Üçlü Danışma Kurulu diye bir kurul var. İş kanununda bu yasal bir düzenlemedir. Yılda 3 defa toplanması gerekir ve bu Üçlü Danışma Kurulu işçi, işveren ve hükümetten oluşur ve temel amacı önemli sosyal meseleleri konuşmaktır. Sayın Bakan göreve geldiğinden bu yana tek bir kere toplanmadı. Yine anayasada 2010 değişikliğinde büyük bir gürültüyle Ekonomik Sosyal Konsey diye bir şey kurdular, koydular anayasaya 2010 yılında. Bunun da yılda birkaç kez toplanması gerekiyor. Şu ana kadar hiç toplanmadı. Halbuki EYT gibi büyük ekonomik sosyal meselelerin kamuoyu önünde ve taraflarla birlikte müzakere edilmesi gerekir. Bunun ayrıntılarının bilinmesi gerekir. Şimdi ne sendikalar, ne EYT dernekleri, ne de bilim dünyası, ne de sizler kamuoyu EYT konusunda düzenleme nasıl olacak? Kimi kapsayacak? EYT sonrası ne olacak? Çünkü EYT'nin bir de görünmeyen tarafı var. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor ve son dakikada seçime endeksli bir biçimde karşımıza bir teklif gelecek. Dolayısıyla ben EYT'de ne oluyor, hükümetin hazırlığı ne, tam olarak planı ne, bunu söyleyebilmem mümkün değil. Çünkü her gün da değişik bir dedikodu çıkıyor. Kamuoyundaki beklenti diri tutulmaya çalışılıyor ve bu bir seçim meselesi olarak ele aldım. En önemli tarafı o. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2019'da şunu söyledi. Çift dikiş olmaz. Seçimi kaybetsem de ben bu işte yokum. Arkadaşlarım bana bu işle gelmesinler dedi. Şimdi çok net bir biçimde bunu söyledi. Ama aradan geçen zaman içerisinde demin de konuştuğumuz çerçevede seçim ciddi bir biçimde zora girince, ciddi ekonomik zorluklar ortaya çıkınca EYT meselesi seçime endeksli bir mesele olarak, seçimde bir getirisi olacak bir mesele olarak düşünülmeye başlandı ve şu anda da tasarım bu çerçevede yapılıyor. Yoksa bu siyasal iktidar zaten EYT dediğimiz emeklilikte yaşın geciktirilmesi, emekliliğin zorlaştırılması meselesinin en büyük savunucularından birisi. 2008 yılında yapmış oldukları yasa değişikliği EYT'den daha vahim bir tabloyu karşımıza getiriyor. Yani 2008'de 5510 sayılı yasayı Adalet ve Kalkınma Partisi emeklilikte yaşı geciktirdi ve emekli aylıklarını düşürecek bir yasal düzenlemeyi kabul ettirdi. Yani dolayısıyla şu anda EYT ile yapmaya çalıştıkları sosyal güvenlik alanında yaptıklarıyla taban tabana zıttır. Temel dertleri burada. Bunun bir seçim karşılığı vardır, oy karşılığı vardır, vatandaşın sıkıntısı vardır. Bunu düşünerek EYT yapıyorlar. Yoksa EYT düzenlemesine, yani EYT olarak adlandırılan geç emeklilik, zor emeklilik ve düşük emekli aylığı meselesine karşı değiller. Tam tersine bunun en esaslı savunucularından birisi olduğunu söylemek mümkün bu siyasal iktidarın.
Hocam Şevin izin versem bir şimdi bir bütçe görüşülüyor. Biraz önce Garopaylar'la da onu konuşup belki dinlemişsinizdir hocam. Şimdi bir bu EYT 2-3600 ek gösterge meselesi var vesaire falan. Bütün bunlara daha önce belirttiğin üzere iktidar karşı çıkmıştı. Fakat geldiğimiz aşamada hani seçimi kazanalım da ne olursa olsun. Şimdi bu bütçe bunu kaldırabilecek düzeyde bir bütçe mi? Yoksa asıl mesele vatandaş açısından seçimden sonra ortaya çıkacak korkunç bir yük mü? Şimdi EYT konusunu bütçe kaldırabilir mi diye baktığımızda bunun ben bir tercih sorunu olduğunu düşünüyorum. Şöyle, EYT aslında büyük bir haksızlık. 1999 yılında yapılan bir haksızlık. Yani 1999 yılında dönemin hükümetini işçiler kurt, kuş, arı diye ifade ediyorlardı. Yani DSP, MHP, ANAP koalisyonu vardı ve bu koalisyon emeklilik mevzuatını değiştirdi ve daha önce işe girmiş olanların emekliliğini de ciddi bir biçimde geciktirdi ki bu gecikme bugün 15 ile 17 yıla kadar varan bir gecikme. Dolayısıyla EYT bir hukuksuzluk olarak geçmişte yapıldı. Buna zamanında itiraz ettik. Sendikalar itiraz etti, işçiler itiraz etti, bizler itiraz ettik. Fakat bu dikkate alınmadı ve şimdi bu çok büyük bir toplumsal huzursuzluk olarak, toplumsal tepki olarak geri geliyor. Şimdi sosyal güvenlik alanındaki meseleler genellikle şöyle tartışılıyor. Efendim bütçe açığı var, sosyal güvenlik açığı var vesaire tartışılıyor. Bu yanlış bir tartışma zeminidir. Sosyal güvenliğe devlet katkı yapar. Sosyal güvenlik sadece işçi ve işverenlerin primlerinden oluşmaz, devlet katkı yapar. Dolayısıyla devletin bu alana ayıracağı kaynak miktarı önemlidir. EYT konusunun çözümünde de bütçenin, hazinenin kaynaklarının nasıl dağıtılacağına bağlı bir tercihtir bu. Dolayısıyla bu tercihleri işverenlere teşvik olarak verebilirsiniz, sermaye teşvik olarak verebilirsiniz bugün olduğu gibi veya bunları sosyal transferler olarak kullanabilirsiniz. EYT açısından da şu anda baktığımız zaman EYT'nin başlangıç olarak maliyeti yani yıllık maliyeti yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirir. Yani şu anda 1 milyon kişiye ilgilendirici hesaplanıyor. Şu anda EYT'nin yıllık maliyeti 40 ile 50 milyar Türk lirası arasında değişecektir ki bundan çok daha büyük miktarları teşvik olarak döviz korumalı kredi mevduatı olarak veriyorlar. Dolayısıyla EYT'nin kaynağı bulunabilir mi? Elbette bulunabilir. Bütçeden, hazineden sosyal transferleri artırırsınız, tercihlerinizi değiştirirsiniz. Dolayısıyla EYT'ye kaynak bulunabilir. Yani EYT bir kaynak sorunu değil, bir tercih sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tercihi zamanında yapmadılar. Şimdi yaparlar mı seçime giderken? Seçime giderken muhtemelen bazı çılgınlıklar yapacaklar. Asgari ücrette ve benzerlerinde bazı çılgınlıklar yapacaklar. Burada önemli olan sosyal güvenlik meselesinde EYT de dahil olmak üzere çok ciddi kanayan yaralar var. Bunları düzeltmezseniz EYT göstermelik bir şey olacaktır. İş olacaktır. Örneğin EYT oldu ve şu anda 1 milyon kişi hemen emekli oldu. Bunların alacakları emekli aylıkları 3500 lira 4000 lira civarında. Yani dolayısıyla bu emekli aylıklarıyla geçinebilmeleri mümkün değil. Yani emekli aylıklarını asgari ücret seviyesine çekmediğiniz sürece EYT bir kandırmacı olacaktır. EYT'lilerin çok önemli bir bölümü emekli olduklarında tekrar iş arayacaklardır ya da yoksul emekli haline geleceklerdir. Yani sosyal güvenlik sisteminin çok devasa şeyleri var, sorunları var. Bunları esas dikkate almadan EYT'lileri seçim şeyi olarak nedir, şekeri olarak bir düzenleme gündeme gelecektir. Fakat bunun arkasında başka büyük zorluklar devam edecektir. EYT'liler 99 öncesi şartlarda emekli olacaklardır. Olabileceklerdir, en azından öyle görülüyor şu anda. Fakat emekli aylıkları hesaplanırken 99 sonrası sisteme göre hesaplanacak. Yani önceki sisteme göre emeklilik hakları verilirken emekli aylıkları 99 sonrası sisteme göre hesaplanacak ve bu sistemde emekli aylıkları asgari ücretin yarısına kadar düşüyor ve şu anda da hazine desteğiyle emekli aylıkları ayakta tutulmaya çalışılıyor. Yani şu anda emekli aylıkları 2000 lira, 2500 lira civarına kadar düşmüş vaziyette. Hazine desteğiyle bunlar 3500 liraya çıkarılıyor ve EYT'lilerin de önemli bir bölümü emekli olduklarında bu aylığı alacaklar. Dolayısıyla yani sosyal güvenlik sisteminde
topyekün bir düzeltme yapmazsanız EYT geçici bir şey olarak, önlem olarak, bir pansuman olarak kalacaktır ve EYT'lileri bekleyen de büyük mağduriyet olacaktır emeklilikleri sonrasında. Kaldı ki bazı insanlar da emekli olmak istemiyor. EYT'lilerin bir bölümü içinde böyle bir sorun var. Mesela kamu işçileri, taşeron kamu işçileri. Bunların ücretleri çok düşüktü. Toplu sözleşme hakları ellerinden alınmıştı. Şimdi EYT çıkarsa bunlar resmen emekli edilecekler. Yani şu anda kamuda aldıkları ücretlerin çok daha düşük bir aylık alacaklar emekli olduklarında ve resmen emekli edilecekler. Yani EYT'nin bu boyutları hiç konuşulmuyor. Sadece hükümet büyük bir vaat yaratarak, büyük bir beklenti yaratarak kamuoyunu oyalıyor ve muhtemelen Ocak ayında da bir formül getirecek ama bu formülün ne olduğunu maalesef bilemiyoruz. Evet, demek ki biz Profesör Doktor Aziz Çelik'ten dağıldık. Bir formül gelecek Ocak ayında muhtemelen EYT'ye dair. Ama kötü bir sistem, yine oldukça sağlam olmayan, bir zemine oturan bir sistem gibi görünüyor EYT. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Saygılar hocam. Çok teşekkürler.